bir adım geri gideceğiz değerli izleyiciler. İsrail'in kuruluşunu anlatıyorduk ama ondan önce yani 1947'deki kuruluşuna gelmiştik ama ondan öncesine bir tekrar dönmek lazım diye düşündük. Niye düşündük? Çünkü aslında her şey Theodor Herzl'de başlıyor. İsrail, Yahudilerin bir vatana sahip olması gerektiği yolundaki o Dünya Siyonistler Birliği Başkanı iken geliyor ve Osmanlı'yla görüşmeler yapıyor. Tabii o görüşmeler abartıldığı kadar derin görüşmeler değil. Theodor Herzl'in o gün öyle bir gücü, öyle bir yetkisi, padişahla karşı karşıya gelecek falan hali yok ama yine de geliyor bir görüş. Nasıl oldu Theodor Herzl? Nereden çıktı? Neler vaat edildi? Neler oldu o zaman? Şimdi bir süreç tabii ki aslında. Yani Theodor Herzl'in devreye girmesi 1896. İstanbul'a ilk gelişi de o zaman. Ama padişahla görüşmedi. Fakat onun öncesinde tabii ki Yahudilerin şeyden başlamak üzere, mesela Rusya'dan başlamak üzere sınır dışı edilmeleri ve kovulmaları söz konusu. Dolayısıyla Rusya, Romanya ve Yunanistan ağırlıklı olarak bu ülkelerden kovulmaya başladı. Niye kovuldular peki? Rusya'dan, Romanya'dan niye kovuluyorlar? Yani şimdi bir Hristiyanların bir kısmında bir Yahudi nefreti var ve düşmanlığı vardır. Bütün Avrupa'da bu var zaten. Evet, birçoğunda da var. Dolayısıyla kendi ülkelerinde olması, herkesin de kendine göre bir gerekçesi var. İşte ticareti elde geçiriyorlar, ondan sonra tefecilik yapıyorlar, işte vesaire vesaire gibi. Asıl sebep büyük oranda bir parasal networkleri var bütün Avrupa'da ve bütün ticareti onlar yönlendiriyor. Para kaynağı onlarda, bankerlik önemli ölçüde onlarda ve her yerde oldukları için de birbirleriyle bir temasları var. Tabii. Bir anlamda globalleşiyorlar. O yüzden bir tepki var. Bundan rahatsızlar. Tabii ki. Mesela diyor ki toprak veririm, toprağı işlemiyor, satıyor diyor. Şey yapıyor, ticaret yapıyor yani. Falan gibi. Rusların gerekçelerinden biri yani. Şimdi böyle bir süreç başlayınca... Avrupa'da da genellikle gettolarda yaşıyorlar. Kentlerin içine sokulmuyorlar. Aynen. Şimdi dolayısıyla mesela Rusya'dan kaçanların ilk sığındığı yer Türkiye oluyor. Ve İstanbul'a geliyorlar. Şimdi burada tabii ki Osmanlı Devleti buna çözüm üretmek durumunda kalıyor. Hatta şimdi biraz önce dedik ki İngiltere'nin politikası, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü ise ona göre davranıyor. Şimdi bu 93 Harbi'nden sonra İngiltere artık Osmanlı coğrafyasının bölünmesi ve parçalanması yönünde bir karar aldı ve sonraki politikalarını ona göre yönlendirmeye başladı. Bunun Balkan ayağı var, işte Orta Doğu ayağı var ve esas olarak da işte Musevilerin Filistin'e yerleştirilmesinin de Osmanlı'nın parçalanması için bir argüman olabileceği İngilizler için geçerli. Ve dolayısıyla mesela bir proje, 1879'da bir proje var. Oliphant isimli bir İngiliz'in geliştirdiği bir proje. O dönemde Osmanlı Devleti de iflas etmiş. 1875 mali iflası. Perişan durumda, maliye falan perişan. Arkadan 93 Harbi'ni yaşamış. Yani her şeyiyle olumsuz bir manzara ortada. Çökmüş bir Osmanlı var, maddi manevi. Tabii. İkinci Abdülhamid'in yeni padişah olduğu yıllar. Şimdi şöyle bir proje geliştiriyor. Diyor ki sizin Filistin topraklarınız zaten boş, büyük oranda boş. Buralara aslında Musevileri gelip yerleştirelim. Bunlar çok çalışkan insanlar. Gelirler bölgeyi imar ederler, mamur ederler. İşte devlete vergi verirler ve devlet bu sayede kalkınır ve bir refah ortamı oluşur şeklinde bir öneri. En azından başlangıç itibariyle bundan söz edebiliriz. Tabii bu Osmanlı Devleti'ne görüşüldüğü zaman bunun aslında riskli bir şey olacağını, çünkü Yahudilerin oraya gelmesi durumunda aslında burada bir Yahudi devletinin temellerinin atılacağını düşünüyorlar ve reddediyorlar. Evet. Sonrasında ise şey süreci başladı işte İngiltere. Şimdi İngiltere faktörü işte her zaman var. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında var. Sonrasında gelişmelerde her zaman İngiltere. Peki Abdülhamit'in o dönemde bunlara Yahudi göçmenlere Theodor Herzl aracılığıyla şey önerdiği doğru mudur? İran kuzey bölgesinde. Evet. Tamam ama oraya gelene kadar tabii yaşanmış birçok şey var. Biraz anlamak için belki değinmek lazım onlara da tabii ki. Mesela şimdi bazı belgeler göstermiştim ben. Onu mesela bir numarayı belgeleri alabilirsek. Şimdi klasik yöntem gene. Bölgeye bir şekilde karışıklıklar çıkarmak suretiyle Osmanlı'nın orada zayıflatılması. Ve çoğu zaman da şu istenir. Yani ne bu belge? Evet bu belgede şu. Şeyde. Lübnan bölgesinde Dürzüleri isyanı teşvik ediyorlar ve dolayısıyla
Osmanlı Devleti'ni zorla çıkaracak bir şey, bir sürecin yaşanmasını başlatıyorlar bu şekilde. Dürzi isyanı. Devlet bir şekilde bununla uğraşıyor mesela o dönemde. Ve buradaki aslında klasik bir şeydir, uygulamadır. Bir bölgede önce isyan çıkarılır. Sonra orada ıslahat yapılması istenir. Bir sonraki aşama oraya muhtariyet ver denir. Sonra da orası bağımsız olur. Yani hep klasik bir yöntem. Osmanlı'ya karşı uyguladıkları bir yöntem. Bu da mesela ilk adımı. Bölgede isyanların çıkması, bilhare oraya Yahudilerin yerleşmesinin sağlanması. Sonra aşama aşama gidiyor aslında. Şimdi bu olay, isyan bastırılıyor tabii. Sonra Osmanlı hükümeti işin ciddiyetini anlayınca bir karar alıyor. Gene 2. Abdülhamit dönemi. Bu 2 numaralı belgede de onu görüyoruz. Çünkü artık şey fikri olgunlaşmaya başladı. Yahudiler gelsin Filistin'e yerleşsin. Şimdi bu dönemde şöyle bu bir şey var. İngilizler olgunlaşıyor. İngilizler olsun, evet. Şimdi şöyle bir şey var. 1867 yılında Osmanlı Devleti'nin çıkarmış olduğu bir kanun var. Bu kanun şunu öngörüyor. Yabancılar Hicaz bölgesi dışında istedikleri yerlerden toprak ve arazi satın alabilir. Yani gayrimenkul satın alabilir. Bu ıslahat fermanının öngördüğü bir şeydi. Devlet bunu kabul etmek zorunda. Yani geldin, işte ben Filistin'de toprak satın alacağım. Yabancı biri geldi. Bunun önüne geçilemiyor. Bu süreç başladığını fark edince hükümet şöyle bir karar alıyor. Buradaki toprak satışları eğer devam edecek olursa gene burada bir ileride Yahudi devletinin temeli atılabilir. Dolayısıyla bu satışları engellemek lazım. Özellikle şunu vurguluyorlar. Yani burada devlete ayrı birçok boş arazi var. Bunları bize satsanız ne olur? Tabii maddi anlamda da tabii ki zengin Yahudilerin desteği bu anlamda var. Ama kesinlikle bu bölgeye yerleşmemelerinin gerektiği konusundaki Osmanlı Devleti'nde de fikir oluşmaya başlıyor. Özellikle yerleşim konusunda çok hassas. Yani toprak satın almasa, alsa bile orada yerleşimin önüne geçilmesi. Ve bir taraftan da insani anlamda baskılar var. Mesela şimdi devlet yerleşimin önüne geçmek için şunu yapıyor. Tabii Kudüs, hac vesilesiyle işte Kudüs'ü ziyaret eden Museviler var. Şimdi bunlar geliyorlar ama geri dönmüyorlar. Şimdi bunu önlemek için devlet şöyle bir şey yapmış. Sınırda girerken pasaportunu elinden alıyor. Belirli bir miktarda para alıyor. Ondan sonra diyor ki bir ay içinde bunu dönmek zorundasın. Dönmezsen paran da yanar, pasaportunu da kaybedersin. Şeyde kaçak durumda kalırsın. Mesela bu uygulanırken bu bir ayın çok az olduğunu şey yapıyorlar. Dolayısıyla hadi insani anlamda bunu 3 aya çıkaralım şeklinde. 3 numaralı belgede de bunu gösteriyoruz. Sonra özellikle 1891 yılından sonra biraz önce sözünü ettiğimiz işte Rusya merkezli olmak üzere Yunanistan ve Romanya'dan Yahudilerin kovulmaya başlaması, hatta bazılarının öldürülmesi. 4 numaralı belgede o var. Bir telgraf, Yunanistan'dan gelen bir telgraf, Korfu adasında kitlesel halinde Yahudilere bir saldırı yapılmış ve 2 Yahudi orada hayatını kaybetmiş. Şimdi bir taraftan da dilekçeler verilmeye başlanıyor. Yabancılar olsun, bizzat Yahudilerden gelebiliyor veya işte Rothschild ailesinin temsilcilerinden dilekçeler gelmeye başlıyor. Bu da 5 numaralı belgesinde görüyoruz. Filistin'e yerleşilsin, ne olacak şeklinde. Ama hükümet giderek bu konuda kararlı ve 5 numaralı belgede de bunu görüyoruz. 2. Abdülhamid'in bir şeyi var, değerlendirmesi var. Gene buraya yerleşirseler, toplu halde yerleşirseler ileride bir hükümete dönüşebilir bu. Amerika'da bir sürü boş yer var. Niye Amerika'ya gitmiyorlar diyor. Dolayısıyla gelenleri Amerika'ya teşvik edin. Gitmeye teşvik edin. Sonra 6 numaralı belgede benzer bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu defa 2. Abdülhamid'in gene yerleşme taleplerine karşılık